Türkiye'den serbest bölgeye ve serbest bölgeye Türkiye'ye yapılan taşımacılık işlemleri uluslararası taşımacılık istihdası kapsamında düşünülmediği için, değerlendirilmediği için sıkıntı oluyordu. Burada ihraç amaçlı yük taşıma işlemleri KDV'den istisna edildi. Yani Türkiye'den serbest bölgeye ve serbest bölgeye Türkiye'ye yapılıyorsa, serbest bölgeden yurt dışına veya yurt dışına serbest bölgeye yapılıyorsa zaten istisna 14. madde kapsamında. Yurt dışından serbest bölgeye yapılan veya serbest bölgeden yurt dışına yapılan taşımalarda da istisna geldi. Hep haksızlık etmeyelim. Maliye Bakanlığı arada bir bizi yansıtacak şeyler de yapıyor. Daha doğrusu önce eşyalarını kaybettirip sonra bozuluyor. O da yanlış. Şimdi indirim konusu yapılabilecek olan vergilerle ilgili indirim zamanı konusunda 10 bölüm varlık teknikte 3 tane düzenleme yaptı. Yani daha önce indirimini kabul etmediği bir düzenleme biliyorsunuz. 29'da 3. madde var kanunda. Niye var o madde bilmiyorum. Bir verginin indirim konusu yapılabilmesi için indirimin yer aldığı, verginin yer aldığı belgenin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takdim yılı aşmamak şartıyla defterlere yazılmış olması gerekiyor. Bir kısım işlemlerde bu şart ihlal edildiği nedeniyle indirim yapılmıyordu. Bunlardan bir tanesi mesela düzenlenen faturalarının alıcı tarafından dava konusu yapılması durumunda. Yani burada dava konusu yapıldığı için işlem kesinleşmemiş oluyordu. Ve dolayısıyla alıcı bunu indirim konusu yapamıyordu. İlgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanun defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilecek artık. İkincisi 46 numaralı tebrikteki düzenlemeye döndüler yeniden. Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığında eksik yapıldığının tespiti üzerine veya mükellefin kanun süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu vergilerin tahrir edilmesi halinde tahrir edilen KDV'nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim ulaşılmaması şartıyla ödenen KDV'nin indirim konusu yapılmasına imkan sağlandı yine. 46 numaralı tebliğ zaten vardı. Genel uygulama tebliğinde kaldırılmıştı. Şimdi tekrar getirdiler. Bir üçüncüsü de KDV'ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip alıcı tarafından en geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV alıcı tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanun defterlerine kaydedilme şartıyla indirim konusu yapılabilecek. Yani siz malı aldınız, satıcı fatura düzenlemiyor. Dolayısıyla fatura olmadığı için bir indirim yapamıyorsunuz. Fatura düzenlemesinin son gününü takip eden dönem içinde satıcıya noterden ihtarname gönderirseniz ve ondan sonra satıcı faturayı düzenlerse o zaman o faturayı defterlere kaydetmiş olmak şartıyla KDV indiriminden faydalanabiliyorsunuz. 11 numaralı tebliğde getirilen bir başka düzenleme KDV iadelerinde arttırılır teminat uygulaması diye bir düzenleme. Özü şu, siz yememe raporu ile iade almak istiyorsunuz ama yememe raporundan önce teminat beklemeden teminat vererek iade almak istiyorsunuz. Diyorsunuz, o teminat işlemler şu anda uzuyor. Burada diyor ki, iadesini talep ettiğiniz tutarın %120 oranında veya eğer 200 sertifikanız varsa, yani indirim teminat uygulama sertifikanız varsa o zaman %60 oranında teminat verirseniz, diyor, banka teminat verirseniz iadeniz 5 günde yapılır diyor. Ne güzel geliyor kulağa değil mi? Para varsa. Göreceğiz tabii uygulaması olacak mı olmayacak mı? Bunu göreceğiz. Yani madem başta 7 günde yapılır diye hüküm vardı. Sen de devlet memuruydun. Söyleyen de devlet memuruydu. Şimdi bakanımız ne 7 gün, ne 70 gün. Sen devlet yalancı mı diyorsun yani? 5 yıl. Yok hayır. Devlet başka. Bunu karıştırma. 5 yıl. Ha tabii bu 5 günü 5 ay olarak anlayabilirsiniz. 5 yıl. 5 yıl. 5 yıl. Uzay 5 gün. Devlet karşı olduğu için 5 ay diyorum. Ya böyle bırak, kulağa hoş geliyor hiç olmazsa. Yalan da olsa kusura bakmayın. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Evet, şimdi 11 yıl tebliğinde yapılan başka düzenlemeler var. Hızlı bir şekilde geçersek. Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinin belirlenmiş alıcılar arasında dahil edildiği nihayet. Kısmi tevkifattan kaynaklanan iadelerin yerine getirilmesi durumunda mükellefin hem kısmi tevkifat hem de diğer iade hakkı doğru varsa o zaman önce kısmi tevkifattan kaynaklanan iade işlemi yerine getirecek diyor.
rağmen zaten önemli değil. İndirimli oranı tabi iade alacakların mahsul edeceği borçlar arasında organik sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlar da dahil edildi. Teminat karşılığı alınan iadeden sonra teminat çözümü için yeme raporu ibadetlenmesi konusunda düzenlemeler yer alıyor burada. Burada diyor, iade yapıp tarihe itibaren 6 ay içinde yeme raporu verilmezse veya ek süre istenilmezse veya ek süre kabul edilmezse o zaman bu teminatlar yeme raporuna göre değil, incelemeye göre çözülür diyor. Ödeme bitti. ÖTV'de iki tane düzenleme var. Zaten bahsetmiştik. Birincisi yolcu ve gezinti gemileriyle yatlarda ve katkılarda ÖTV oranı sınıf olarak belirlenmiş bulunmakta. Bir de beyaz eşyada ÖTV oranı 30 Nisan 2017 tarihine kadar sıfır olarak uygulanacak. Gayrimenkul satış faaliyeti sözleşmesiyle öğrencilerin konut satış sözleşmesine ilişkin damga belgisinin oranı sıfır olacak. Yani bunlar da yine konutların testi. Bakanlar kurulunda serbest bir ilan edilen arazilere geçici emlak belgisi muafiyeti getirilmiş vaziyette. Bir de Sayın Başkan'ın özel talebi üzerine son hızlı bir şekilde bu gemilere ilişkin düzenlemeye bakalım son düzenleme olarak. 6770 sayılı kanununla yapılan bazı düzenlemeler var. Burada 4490 sayılı kanunun 12. maddesine bazı düzenlemeler yer aldı. Biliyorsunuz 1. maddesinde gelir ve kurumlar vergisinden bunlar işletilmesine nedeniyle kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna ediliyordu. 2. maddesinde de vergisinin harç istisnası var bu işlemlere. Oraya gemi kira ve zaman çarptı, yani tam çarptı sözleşmeleri dahil edildi. Bunlar da artık damla vergisi bağışlardan istisna olacak. Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kayıtlı gemi ve yatların bu sicilden telkin edilerek başka bir sicile kaydedilmesine yönelik işlemlerde istisnadan faydalanılabilecek artık. Eskiden bu konuda sıkıntılar vardı. Bakanlık özellikle kanunda bir düzenleme olmamasına rağmen siz Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kayıtlı bir gemiyi buradan sizin başka bir sicile, yani yurt dışındaki bir başka ülkeye satıyorsanız o zaman istisnadan faydalanamıyor idiniz. Veya burada olarak satarsanız artık gemi siciline kaydedilmiyor diye istisnadan faydalanamıyor idi. Onlar da istisnadan faydalanır hale geldi bu düzenlemeyle. Yani mutlaka geminin Türk Uluslararası Gemi Siciline tekrar edildikten sonra yine bu sicile kaydedilme zorunluluğu aranmayacak. Bunu yine bunlara ilişkin olarak geçmişte bu şekilde istihdamdan faydalanmış olanlara af getirildi. Bunlara ilişkin bir isim yapılacak. Evet, 4670 sayılı kanunla getirilen bir başka düzenleme, yani Denizcilik, Hava Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın teşkilat ve belirleri hakkında kanun hükmünde kararname eklenmeye geçecek maddeyle. Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kot ve tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişini teşvik etmek amacıyla getirilmiş olan bazı teşvikler söz konusu. Yani kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yabancı bayrak çekilmiş gemileri Türkiye'ye ithal ederseniz bu işlemle ilgili olarak Türk bayrağına geçirmeniz durumunda gümrük vergisi, özel tüketim, yani veraset vergisi ve diğer vergiler alınmıyor, bağışlansa bile. Onun dışında ithalden alınması gereken gümrük vergisi, özel tüketim vergisi, katma değer vergisi, ithal ve tescille ilgili düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi, ilgili sicile kayıt ve tescille ilgili kayıt ve tescille ilişkin sözleşme, ruhsatname ve belgelerle ilgili her türlü harçlar, bir bağlama kutuyor harçlara, ruhsatname harçlara hariç, ithalde alınan diğer fon ve paylar, ve bunların gemi siciline veya başka siciline kaydına ilişkin kayıt harçları aranılmayacak, istenilmeyecek. Bunların hiçbirisi aranılmadan bu yabancı bayraklı gemileri Türk bayrağına dönüştürebilir, Türkiye'ye ithal edebileceksiniz. Demin de söylemiştik, bunlardaki gezinti gemilerinin KDV oranında %1'e indirilmiş bulunuyor. ÖTV'de sıfırlanmış bulunuyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.